Beyaz TV ekranlarına Nilüfer Zaman'la hoş geldiniz efendim. İnşallah çok güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Çok da güzel, sağlıklı, mutlu, bereketli bir hafta diliyoruz size. Biz üç kadın stüdyoda toplandık. Size güzel güzel haberler vermeyi, güzel güzel bilgiler vermeyi umuyoruz efendim. Sevgili Gülşah Saydam bu hafta da bana partnerlik yapıyor. Evet. Ve en sonunda programımızın yine harika tavsiyelerini dinliyor olacağız. Ve sevgili astrolog yazar Ece Çetin stüdyomuzda. Hoş merhabalar. Geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler. Ece Sizler nasılsınız? İyiyiz. Ya ben bu haftaya enerjik başladım. Dolunay'ın etkisi mi biraz azaldı? Ne oldu? Kesinlikle. Daha bir rahatladık, daha bir huzurlu hale geldik. O yüksek enerjiden kurtulmuş olduk. Evet sevgili izleyenler, tabi astroloji olduğunda tek tek burçları konuşuyor olacağız ama şöyle genelle başlayacağız. Çünkü biz yayın öncesi Ece Hanım'la biraz sohbet ettik. Dedi ki çok önemli, özellikle Mars'la Merkür'le ilgili çok önemli gelişmeler var dedi. Hemen şöyle bir geneli sorayım. Bu hafta yani girdiğimiz tam bugün pazartesiyle pazar arası diyeyim hatta 7 günde önemli olaylar neler? Evet bugün Mars Başak Burcu'na geçiş yapıyor 14.41'de saat. İşlerimizde, davranışlarımızda daha detaycı, daha titiz bir hale geliyoruz. Kafamızda böyle kalabalıklar bir şey biraz aslında vesveseye götürür Mars Başak kişiyi. Hani ona çok dikkat etmeliyiz. Hani en kötü tarafından başlayayım, iyileri ardından evet. söyleyeceğim. Merkür yarın sabah 7.12'de Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Düşüncelerimiz daha gösterişli, kendimizi ortalara koymak isteyeceğiz, fikirlerimizi anlatmak isteyeceğiz, derdimizi herkese söylemek isteyeceğiz, sahnelere çıkmak isteyeceğiz. O da güzel bir geçiş olacak. Evet harika. Peki böyle uyaracağınız bir takım bir şeyler var mı? Aman şuna dikkat edin. Bu hafta önemli adımlar atacaksanız şu tarihleri, şu saatleri biraz pas geçin diyeceğimiz bir şey var mı? Yani şöyle bir kritik bir haftadayız. Birçok şeyin sonlanması, bazı enerjilerin artık hani hayatımızdan bitmesi, gitmesi, kapanması dönemi. Haftaya yeni ay yaşayacağız. Ayın 17'sinde haftaya pazartesi yine yengeç yeni ayı. Yengeç yeni ayına kadar bu hafta tamamen demlenme dönemi. Hı hı. Neler yaşadın, neler hissettin, özümsemek. İşte ben mesela seviliyor muyum? İşte Venüs Retrosu'na hazırlanıyoruz. Önümüzde ayın 23'ünde. Evet onu birazdan uzun konuşalım. Çünkü çok önemli uyarılar var. Geçen hafta da sevgili Ece Hanım bize bu uyarıları yapmıştı ama kaçıranlar için veya hatırlamak isteyenler için birazdan Venüs Retrosu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Çok yapmamamız gereken şey var ama tabii ki yapmamız gereken ve destek alacağımız şeyler de var. Peki bu haftanın şanslı günleri var mı mesela? Şu günler birazcık daha rahat geçireceğiz, daha yani rahat nefes alacağız. Temmuz bu haftanın şanslı günleri pazar günü diyeyim. Ay yengeç burcunda olacak. Aileyle ilgileneceğiz. Sevgi bağlarımıza odaklanıyoruz. O yüzden haftanın şanslı günü pazar günü. Ama iletişimde olacağımız mesela günler perşembe, cuma, cumartesi çok aktif olacağız. Çok dedikodu yapacağız. Çok haberleşeceğiz. Çok ticaret yapacağız. İnanılmaz yoğun geçecek. Evet harika. Peki böyle biraz bizi uyaracağınız günler var mı bu hafta? Yani Temmuz ayı içinde en şanslı günler yeni ayla 17'siyle haftaya pazartesiyle 22'si arasında. Ama bu hafta bugün pazartesi biraz riskli. Ay Koç'ta güne başladık. Yani mücadele, savaşma, agresyon, kendini ortaya koyma, ifade etme. Hani işte karşıki dağları ben yarattım çekilin oradan falan modu şeklinde. Biraz yani olmadığımız bir karakter mi sergiliyor olacağız öyle şimdi mi anlamalıyız? Ayın girdiği burç çok önemlidir. Bizim ruhsal motivasyonumuzu ay belirler. Ay bizim ruhumuzdur. Ve ortalama iki günde bir burç değiştirir. Çok hızlı ilerler. Zaten ki insanların da ruhsal durumu sürekli değişir. İşte akşam bunalımdaydım. İşte sabah tatile gidiyorum mesela. Hani çok şey, çok hızlı değişir. Ay çok hızlı burç değiştirdiği için bizim psikolojik durumumuz sürekli bir şeydir yani. Yani şu bizim hep ikizler burcuna atıfta bulundukları özellikleri bugün aslında herkes yaşıyor olacak. Evet evet. Kesinlikle bu akşam yalnız gece ay boğa burcuna geçecek. Salı ve çarşamba hayattan keyif aldığımız şeyler. Mesela yemek yemek, işte iyi giyinmek, böyle keyifli yaşamak. Nereden besleniyorsak ay boğa burcunda yücelimdedir.
Çok asaletli bir konumdadır ve şeydir, ayın motivasyonu duygusal beslenmedir. Ayın boğa burcunda olması bizim işte maksimumda kendimizi besleyebilmek ve zevklere, keyiflere zaman ayırmamız demek. Tabii boğa burcunda olunca birazcık diyet yapmak mı zorlaşıyordu? Evet, iştah açıklı oluyor, iştah değil mi boğa olunca? Yemek de bir zevk yani. İşte giyinmek de bir zevk. Mesela bu zevklere yöneliyoruz. Ruhsal motivasyonumuz, işler orada bekliyor ama ya biraz keyfime bakayım, işte uykumu uyuyayım. Biraz televizyon karşısında ayaklarımı uzatayım. tam öyle hakikaten. Evet, garfiz modu. Çalışma isteği gelirse dur ve geçmesini bekle. Evet. Evet. Temmuz ayının belki de en önemsememiz gereken şeyi biraz önce de bir minik giriş yaptık ama Venüs retrosu olacak. Ne zaman başlayacak? İşte biraz aslında bu retroları da konuşalım istiyorum. Çünkü retro deyince böyle artık hepimiz nedense korkuyoruz. Acaba diyoruz her şeyimizi bir duraklatmamız mı gerekiyor? Benim için biraz böyle artık daha dikkat ettiğim zamanlar olmaya başladı retrolar. Evet, kesinlikle. O zaman retroyu nasıl geçirmeliyiz? Direkt oradan başlayalım. Kendimizle yüzleşmeliyiz. İlişkilerden ne bekliyoruz? Biz ne alıyoruz? Karşıya ne veriyoruz? Hani biz tatmin oluyor muyuz? Karşı tarafın sevgisi bizi tatmin ediyor mu? İşte biz karşı tarafı doyurabiliyor muyuz? Gibi sorgulara geçeceğimiz bir fırsat dönemidir aslında retro dönemleri. Yani bize bir şans tanır. Bak, burayı bir gözden geçir, iyileştirme yap der. O yüzden hani retro dönemlerini iyi kullanmalıyız. İlişkilerde dengeyi doğru kurup kullanmadığımıza bakmalıyız. Planlarımızı yapıp retro bitiminde harekete geçmeliyiz ama retroda harekete geçmiyoruz. Sabit duruyoruz. İşte kendimizi tarıyoruz, yanlışları doğruları buluyoruz, kafamızda dengeleri sağlıyoruz. Sonra bekliyoruz. Retro bitimine, retro tarihleri 23 Temmuz 4 Eylül arasında olacak. O yüzden 4 Eylül, hatta Merkür de retroya girecek 24 Ağustos gibi. İletişimin gezegeni, onun da retrosunun bitmesi 14-15 Eylül'ü buluyor. Yani 14-15 Eylül'den önce ilişkilerle ilgili, ticaretle ilgili, işte para alışverişleri falan, hani bunlara çok dikkat etmek gerek. Hatta bugünkü yazımda da yazmıştım, dün gece bir Merkür-Neptün üçgeni vardı. İşte dolandırıcılık, kandırılma, aldatılma gibi bir açıyı destekliyor. İşte kredi kartlarınızın hacklenmesi gibi durumlara çok dikkat edelim bu hafta. Çok önemli bir uyarı sevgili izleyenler. Özellikle sosyal medya platformları üzerinden de çok fazla dolandırıcılık oluyor. Sizin hakkınızda şikayet var diye artık hepimiz buna uyanız ama hiç duymayan, hiç başına gelmeyenler özellikle dikkat etsinler. Lütfen o mesajlara hiç itibar etmeyin ki gökyüzü de bu konuda birazcık daha bu bizi kandırmaya çalışanları destekliyor dersek yalan olmaz herhalde. Evet. Peki, yani doğru mu anladım? İki retro üst üste mi gelecek? Yani hem Venüs retrosu hem Merkür retrosu bir anda iki retroyu bir arada yaşayacağız. Tabii. O da şey, biraz duble bir sorun olacak. Ticarette sorun, iletişimde sorun, sevgide almada vermede sorun. Parada sorun, yani çok dikkatli olmak lazım. Yani büyük ticari anlaşmalar, işte tapulu mülkler almalar gibi durumlara hani o dönem pek mümkünse girmeyelim yani. Evet, yani ne zaman girmeliyiz, o tarihi bir daha hatırlatalım. 24 Eylül Ağustos ama... 15 Eylül Merkür retrosu, 23 Temmuz 4 Eylül Venüs retrosu. Eyvah eyvah, yani 15 Eylül'e kadar çok uzun bir zaman dilimi. Uzun bir zaman dilimi tamamen durmamız isteniyor. O zaman mesela yeni ilişkiye başlayacaklar falan 23'üne kadar startı ya da ticari bir anlaşma yani. O ticari anlaşma. Yani her sektörde söylüyorsun, doğru anlıyorsam değil mi? Evet, her sektörde doğru. Hatta güzelliği de içine kapsıyor. Tabii, estetik operasyonlar zaten Venüs yani böyle yaşamın kaptık. Çok büyük bir alanını kapsıyor ve diyor ki bekle. Bekleyin, evet, yani hiçbir şey yapmadan beklemek gerekiyor. Siz geçen hafta da söylemiştiniz, bahsetmiştiniz. Hani bazen kendini stopa almak gerekir. Yani retrolar şunun için vardır. Kendini tara, kendindeki hataları bul, onları düzelt. Retrodan sonra yeni başlangıçlara o şekilde gir. Yani retrolar bunun için var. Kendimizi analiz edebilmemiz için var. Evet. Check-up zamanı o zaman. O zaman kendiniz. Peki o bekleme süresi, yani ticari bir girişim, bir anlaşma, herhangi bir şey yapmıyor, işlerin yürümesi için? Yürümez. Tıkanır. Çözüm yok. Evet. Yani yeni başlangıçlar için hiç uygun değil. Olan rutin işlerinize devam edebilirsiniz. Mesela olan rutin ilişkinize devam edebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama bu dönemde yeni ilişkiye başlamayın. Yani maksimum bir sonraki retroya kadar sürer. Mesela tanışmıştır. Hafif böyle flörtleşme başlamıştır. Oyalayın. Onun öncesinde ilişkiye dönüştürmesinler mi o zaman? Oyalayın.
işte 2 haftada bir oturup bir kahve için. İletişimde kalın ama başlamayın, oyalayın. Aa, çok ticari anlaşmalar içinde şirketler birbirlerini oyalayacaklar. Güzellik sektörü her taraf duruyoruz. Şu an çok yoğunuz, daha sonra arayın. Çok zor tabii, yani insanın bir rutin hayatı varken ve bir akış varken her şeyi bir anda standby almak hakikaten kolay, çok da yönetilesi bir şey değil aslında. Evet Nilüfer Hanım, ama bu bir bilinç. Yani siz bilerek bunu oyalamayı seçin, ertelemeyi seçin. Zaten siz seçmeseniz de sistem oradan ilerlemenize izin vermeyecek. Tıkanacaksınız. Mesela herkes için geçer mi? Burçlarda değinecek misiniz ya şimdi, ona? Hani akışı, evet, akışkan burçlarda olabilecek. Burçlarda değineceğim. Venüs retrosundan en çok Venüs'ün burçları Boğa ve Terazi etkileniyor. Venüs'ün yüceldiği burç Balık. Balıklar da bir derece etkileniyor. Ama yönettiği burçlar kadar, Boğa ve Terazi kadar değil. Mesela Merkür'ün yönettiği burçlar işte Başak ve İkizler. Başak ve İkizler çok etkilenecek ama Başak'ta bir de artı olarak yücelir Merkür. Daha da bir Başaklar İkizlere göre daha bir yoğun etkilenecekler. Yani böyle hani tren çarpmış gibi. Oo, evet. Sen önce başladın ama. Çok güzel bir günde başladın yayına. Evet. Ben değil mi? Seni bu güzel etkileyecek. Evet. Retrolardan önce başlamış oldum. Sana destek ve güç vermeliyim. Yapacak bir şey yok yani. Hayat bir şekilde programa devam ediyor. Programa kadar sıkıntı yok. Başlangıcı güzeldi. Peki yavaş yavaş burçlara geçelim mi? Şöyle uzun uzun anlatalım. Sonra hep yorumlarda yazıyorlar bana çünkü. Ayrıntılı bilgi mi istiyor seyirciniz? Evet. Bir de en şanslı ve bu dönemi bir tık daha şanssız geçirecekleri de sorayım aslında. Şimdi ayın 17'sinde haftaya pazartesi, ondan da biraz bahsedeyim. Önemli olaylar var. Şimdi bizim düğümlerimiz var, kadersel düğümlerimiz. Boğa Akrep aksında 1,5 yıldır. Şimdi o düğümler Terazi Koç aksına geçiyor ayın 17'sinde, haftaya pazartesi. Ve bu çok önemli bir dönüm noktası. Yani kadersel olayları yöneten düğümler burç değiştiriyor. Önümüzdeki 1,5 yıl Terazi Koç aksında kalacak ve bu dönem mesela Terazi ve Koç burçları kesinlikle kadersel bir eş karşılaşmasıyla zaten evlenirler. Yani bundan şeyleri yok, yani bundan kaçışları yok. Bu hafta Boğa Akrep aksında son haftası, düğümlerin 0 dereceye geldiler. Ve 1,5 yıldır Boğa Akreplerin, işte Aslan ve Kovaların, sabit burçların çektiği çileler nihayet haftaya pazartesi sona eriyor. Boğalar ya, bir oh desinler. Yani evet, akrepler, boğalar, yani akrepler, gerçekten boğalar. Çok yoruldular. Hani çok sınandılar. Çok böyle ölüp ölüp yeniden dirildiler. Yani hani böyle şeylerine geldi yani. Hani hayat bana hiç mi gülmez diyecekleri noktadalar. O yüzden artık Teraziler ve Koçlar düşünecek 1,5 yıl. Boğalar, akrepler çok serbest kalıyor. Çok mu düşünecekler? Biraz. O zaman Koç burcuyla başlayalım. Hemen başlayalım. Şimdi yeni haftaya zorlu mücadelelerle başlayan Koç burcu çok farkında olmasa da günlük işleri ağırlaşıyor, yoğunlaşıyor. Yeni iş arayışları varsa sonuçlarını alabilir. Koç burcu zaten savaşçı bir doğaya sahip olduğu için hani yeni bir iş istiyorsa, işte belli bir kademe, belli bir konum istiyorsa zaten onu almayı bilir yani savaşarak. Onun için mücadele verir, yılmaz, peşinden koşar ve alır. Kariyer çekişmeleri, iş arkadaşlarıyla mücadeleleri artacak. Sağlık sorunlarıyla mutlaka ilgilensinler. Hani aman sonra hallederim demesinler. Özellikle retro süreçlerinde bu yaz sağlık sorunlarına mutlaka eğilsinler, mutlaka doktora gitsinler. Ruh halleri, onların öğrenmesi gereken şey ruh hallerini dizginlemek. Enerjilerini yönetebilmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Sürekli hareket istiyor onlar ama yani sistem o kadar, hayat o kadar hareketli ve enerjik değil. Onların enerjisini kaldırmıyor. O yüzden biraz onlar hayata uyuyacak. Ona dikkat etsinler. Biraz terazilerin ilişkilerde kefelerini eşitlemeye çalışsınlar. Koçların aşk hayatı. Aramızda koç var mı? Güneş. Senin ana burcun koçtu, doğru. Güneş burcu. Evet. O zaman aşk hayatı gelsin. Şimdi Merkür yarın Aslan burcuna geçiyor. Ve size üçgen vermeye başlıyor. Şimdi aşklarınızı daha göstere göstere yaşamaya başlayacaksınız. Çocuklar gibi eğlenmek, coşmak isteyeceksiniz. Zaten içinizdeki çocuk asla ruhunu, yani beden yaşlansa da ruhunuz asla yaşlanmıyor ve içinizdeki çocuk kaç yaşına gelirseniz gelin yaşamaya devam ediyor. Özellikle ikili ilişkilerde düğümler Terazi Koç aksına geçmesiyle çok kadersel durumlar yaşamaya başlayacaksınız ilişkilerde. Bunun için de evlenme ihtimaliniz çok yüksek. Konular sadece aşkta da kalmayacak. Yani evliliğe ve çocuk sahibi olmaya doğru hızla ilerleyeceksiniz. Ay, var bir tane evlatçığım. Peki ayın 23'üne kadar önünüz açık. 23'ünde Venüs retrosunda dikkatli olun yeni başlangıçlar için.
Boğa burcuna geçiyorum. Tamam, başka ekleyeceğimiz dikkat. Mesela yeni şimdi bunlar Koç mu, yükselen Koç mu? İkisi de mi? İkisi de. İkisi de evet. İkisi de. Ben şey ikisine göre de hazırlıyorum. Hı-hı. Çünkü şimdi izleyicilerimiz bilemiyorlar. Bazı astrologlar Güneş burcuna göre yazıyor. Bazılarının yükselene göre yazıyor. Ece. Evet. İkisini birden ele alıyor. Evet, ikisini birden söylüyorum ki hani herkes bilgi sahibi olsun. Evet. Evet, o zaman aşk hayatında coşacaksın diye bir başlık atmışız biz de Koç burcuna. O zaman retro öncesi Koçlar aşk hayatına başlarlarsa veya var olan aşklarında önemli başka adımlar atarlarsa şu an için onlar için iyi bir zaman. 23'üne kadar başladılar yani. Bu bütün burçlar için mi geçerli 23'üne kadar başlamak? Yok, Koç burçları, Aslan burçları ve Yay burçları için. Aşkı bu konuşalım hafta. Ne oldu yani. Bu hafta? Aşk nedir diyelim. Konuşalım onu. Sonda mı? Sonra. Aa, evet. Yarın. Var mı bir tanımı? Yok deniliyor genelde. Var. Aa, bak bu Güneş çok merak ettim bunu dinlemek gerek ya. Bence de. Evet, o zaman boğalarla devam edelim. Evet, Merkür Aslan'a geçer geçmez yarın sabah aile ve kökler evinde seyahat etmeye başlayacak. Aileyle iletişimi arttıracaklar, yoğun bir görüşme trafiği olacak. Onlar için pratik çözümler üretmeleri gerekecek. Aile için masrafa girebilirler. Venüs retrosu süresince kız kardeşlerine çok dikkat etsinler. Boğa burçları. Ailede kardeşlere de maddi destekte bulunmaları gerekebilir. Yani boğa burçlarının bu ara evet parayı Jüpiter boğada ve şey üstlerinden geçiyor ve normalde paranın kokusunu çok iyi alırlar. Şimdi Jüpiter üstlerinde daha da yüksek derecede para kokusu alıyorlar. Evet, parayı kazanıyorlar ama bu ara aileyle ilgilenme ve onlarla ilgili masraflar yapmaları gerekebilir. Bunlar için bir bütçe bile oluşturabilirler. Yani para kokusu alıyor demek şöyle mi? Doğru bir yatırım varsa boğa onu öngörebilir. Evet. Doğru bir iş alanı, sektör evet. varsa o demek. Sezgilerini kullanarak doğru yatırımı bilir. Ve yapar yani. Hı-hı. Şimdi herkes mesela işte bir yerlerden şöyle para kazanmaya, böyle kar sağlamaya çalışırken boğa sessiz bir şekilde arkadan yatırımlarını yapıp zaten kazanıyordur. Bunu da kimseye söylemiyordur yani. Kokuyu alır. Aa, harikaymış o zaman. Yatırım yaparken boğalara danışacağız. Evet, arkadaşlarımızı takipte kalalım. Biraz inattırlar. Konuşturmanız için biraz emek vermeniz gerekebilir. Ben boğa burçlarını çok severim. Sevgili evet. Nuri Viral da boğa burcu. Buradan selam olsun sevgili Nurcuğuma da. Hakikaten böyle attığı her adımı çok doğru atan bir kadındır o da. Evet evet, çok sağlamcıdırlar, garanticidirler. Bilirler yani işlerini. Sistemden daha çok kendilerini geliştirme ve kendilerini büyütme desteği alıyorlar. Bu dönem kişilik benlik olarak, kendilerini ortaya koyma olarak. Retrolarda alım satım işleri yapmalarını kesinlikle önermiyorum. Özellikle Venüs retrosunda yöneticileri Venüs retroya giriyor. Kesinlikle alım satım imza işleri yapmasınlar. Hı hı. Ve özellikle dekorasyon işleriyle bile ilgilenmesinler. Yani bu 23'ünden önce de mi yapmasınlar anlamda? 23'ünden itibaren 23 hı hı. 4 Eylül. Hı hı. 23 Temmuz 4 Eylül arasında Venüs retrosunda kesinlikle alım satım işlerine girmesinler. Aldanabilirler, yanılabilirler. Yanlış evrak işleri olabilir. Yani hı hı. her şeye çok dikkat etsinler. Hani bu dönem onlar bir kendilerini bir tanıyacaklar. Daha özümseyecekler. Ben işte neler yaptım, neler yapmak istiyorum. Bu gibi şeylere yönelmeleri gerekiyor. Harika. Evet, aşk hayatları. Mars Başak Seyri ile aşk hayatlarıyla ilgili ciddi bir emek sarf etme durumuna girmeleri gerekiyor. Evet, aşkı alabilirler ama savaşarak almaları gerekiyor. Mücadeleyle. Şimdi boğalar biraz oturmayı sever, yerinden çok kalkmayı sevmez. Şimdi aşkı almak istiyorlarsa bir kere ayın 23'üne kadar koştursunlar. Ayın 23'ünden sonra retroda beklemeye girsinler. Retro 4 Eylül'de bittiği zaman evet tekrar savaşmaya, uğraşmaya, emek vermeye devam edebilirler. Ama Mars Başak şimdi onlara olumlu açı veriyor. Hani aşk için savaş diye böyle alttan dürtüyor. Onlar zaten bu motivasyonun farkındalardır. Evlilik yolları açık. Mücadele versinler, çekinmesinler. Mücadele verirlerse aşkı alabilirler. Evet, galiba ben tüm bu şeylerden şunu anlıyorum. Retrodan sonra, yani retro birazcık daha böyle stabil geçecek ama retrodan sonra bazı burçlar evlilik için tetiklenecek. Evet evet, çok hızlı giriş yapıyorlar. Toprak burçları özellikle Başak, Boğa, Kova çok şey. Kova sonbaharda çok aktif olacak. Evlenebilir, terazi evlenebilir, koç evlenebilir gibi. Yükselen terazim. Evet. Yok öyle bir niyetim ama hayat bu. Kadersel karşılaşacaksınız. Rahat olun. Hadi bakalım. O size gelecek.
Evet, bu aya başka ekleyeceğimiz bir şey var mı? Başka yok, ikizlere geçebiliriz. Tamam, evet. Şimdi ikizlerin iş ve para durumları bu ara yani fena değil. Mars Başak seyriyle aile için mücadele vermeye başlıyorlar onlar da. Onları toparlamak, dermek, işte arkalarını birazcık ittirmek gibi motivasyonları olabilir. Hı hı. İş konularında sınanıyorlar. Kariyerde biraz engelleniyorlar. Taşınmaları gerekebilir. Ayın 17'sinde Yengeç yeni ayı gelir evinde gerçekleşiyor. Ayın 17'sindeki yeni aile birlikte 15 gün içinde mutlaka gelirlerinde artış olacak ikizlerin. Hadi inşallah. Beklediğiniz paralar varsa gelebilir. Venüs retrosu boyunca yapacakları anlaşmalar ve atacakları imzalara çok dikkat etmeleri ve tedbirli olmaları gerekiyor. Evrak işlerini çok iyi incelemeleri gerekiyor. Hı hı. Zaten Merkür de arkasından retroya gireceği için Merkür yazışmalarda sorun. Yani mesela siz tapuya gidersiniz, bir işte alım ya da satım yaparsınız. İşte orada sonradan eksik bir evrak çıkar. Satışınız ya da alımınız iptal olur. İşte bütün her şey iptal olur gibi gibi durumlara çok evrakları iyi inceleyerek işlemler yapmaları gerek. Evet, mümkünse de zaten retroda yapmayalım. İşte dediğiniz gibi öteleyebiliyorsak öteleyelim. Çok iyi olur. Aşk hayatlarına gelelim ikizler burcunun. 17 Temmuz'da düğümler aks değiştiriyor. Teraziden koça geçiyor. Venüs retrosu da beraberine eklendiğinde en çok sizin eski sevgilileriniz dönecek. Onlar kendi yerlerinde kalsalar yeterli. Özellikle iyi olsalar da eskimezlerdi değil mi? Özellikle eril ikizler bu retrodan Venüs retrosuna en olumlu etkilenecek olanlar. Değerini anlayıp kadınlar geri geliyorlar sevgili eril ikizler. Ona göre kararınızı şimdiden verebilirsiniz, tavrınızı belirleyebilirsiniz. Kadınlar mı dönüyor? Tabii. Ha. Erkek ikizleri eski sevgilileri bol bol dönüş yapıyormuş. Evet beyler, yani aslında Venüs retrosu güneş ikizler beylere çok yarayacak yani. Hani akıllarında kalan varsa, ki bence vardır, değerlendirebilirler. Ama şöyle, onların sorunu şu, seçim yapamıyorlar. Hangisini seçsem, işte hepsi çok iyi. İşte şunun da şu artısı var, bunun da bu artısı var. Ne yapsam ne etsem, kararsız kalınca da şimdi hani şey olmuyor, icraat olmuyor. Aynen. Aman seçsin karar, de hepsini bir arada idare etmesin. Yani evet, biraz da idare şeyleri var, yönleri var. Çünkü iletişimi çok iyi kullanırlar. Yani bir seçim yapmaları gerekiyor. Hatta şimdiden kim seçeceklerine karar verebilirler. Gelecek yani kadınlar. Aha. Rahat olsunlar. Hadi bakalım. Evet, çok çalışan beyninizi biraz olsun susturup ne istediğinizi çözdüğünüz bir içe dönüş süreci yaşıyorsunuz. İlişkilere dalma dönemine girdiniz bu haftayla birlikte. Oldukça sosyal bir dönem olacak sizin için. Sosyal gruplardan elinizi ayağınızı kesmeyin. Önünüz açık aşk konusunda. Harika. Fena haberler gelmedi bana. Ya ikiz beyler, evet, güneş ikizler burcu beyler için çok çok güzel bir süreç olacak. Yani herkes retrodan şikayet ederken olay, ya evet iyi ki retro var falan diyebilirler yani. Çok şükür geri görüşecek ama. Değil mi? Evet. Retro bitiminde gider. İlkisi yok yani, kısa süreç. Çünkü öyle diyorsun. Bir aylık sen bir diyorsun. Mutluluk onlara. Evet, bir aylık. Retro ile gelen retro bitiminde gider. Bir sonraki retroda gelin. Tekrar. Evet, yengeç burcuna geçiyorum. Geçelim, tamam tabii ki. Yengeçler oğlak dolunayının ağırlığını üzerlerinden bu hafta, geçtiğimiz hafta attıkları için bu hafta artık rahatladılar. Önlerinde zaten ayın 17'sinde haftaya pazartesi bir yengeç yeni ayı var. Yeni başlangıçlar için o yeni ayı çok rahat kullanabilirler. Onların güneşinin üzerinde olacak ve çok pozitif çalışacak. Onlara bir dolunay şey geldi, bir oğlak dolunayı çok ağır geldi. Evet, migren atakları. Evet, uykusuzluklar, işte huzursuzluklar, ruhsal böyle sıkıntılar. Ben de çok öyle geçirdim. Yani cumartesinden sonra düzeldim ben mesela. Enerji nihayet son buldu. Ay küçülmeye başladı. Evet. Çekim gücü azaldı. Ondan sonra bir rahatlama geliyor. Evet, yeni başlangıçlar için haftaya pazartesi itibaren startlar vermek için yeni şansları olacak ve şanslar da onlara da gelir zaten. Hani siz de koşturup alabilirsiniz sistemden. Hiç fark etmez. Bir şekilde hani ortak bir şey paydada buluşulur. Şimdi yengeçlerin aklı fikri para kazanmaya odaklı bu ara. Venüs retrosu ile para kaybedebilirsiniz. O yüzden çok dikkatli harcama yapın. Şimdi evet, 17'sinde yengeç yeni ayı var ama 23'ünde Venüs retrosu başlayacağı için
Yani mesela normalde yapmadığınız yatırımlara falan girmeye çalışmayın. Çok büyük risk almış olacaksınız. Çok dikkat edin yani yeni yatırımlar konusunda. Hı hı. Bilmediğimiz alanlardan birazcık uzak durun. Evet. Bildiğiniz güvenilir limanlar varsa oralarda yatırımlarınıza devam edebilirsiniz. Tekrarlamak istemediğiniz harcamaları kesinlikle Venüs Retrosu'nda yapmayın. Retro ile maddi kaynaklarınıza bir süre sınır gelebilecek. Yeni kişisel değer duygunuzda azalma olma ihtimali yüksek olacak. Diğerlerinin size verdiği değer, bunu Aslan Burcu için de söyleyeceğim az sonra. Diğerlerinin size verdiği değer sizin değerinizi belirlemez. Sizin değerinizi siz belirlersiniz. O yüzden lütfen retro süresince bütün kadınlar, yengeç kadınları ve özellikle aslan kadınları. Yani dışarıdan aldığınız değer sizin değeriniz değildir asla. Unutmayın, sizin değerinizi siz kendiniz belirlersiniz. Ve o şekilde sahneye çıkın. Venüs Retrosu bütün kadınlarda bir değersizlik hissi oluşturacak güçlü bir şekilde. İşte ben, benim hiç mi önemim yok, beni hiç mi seven yok, beni hiç mi isteyen yok gibi gibi. Zaten ilişkiler bir duraklama ve stop dönemine girecek. Yani birisi sizi aramıyor diye siz değersiz olamazsınız yani. O kadar basit değil. Evet, bunu da kulağımıza küpe yapalım. Çünkü bu çok önemli bir şey. Çünkü bunu hissetmek bir sonraki ilişkilerimize de maalesef yansıyor. O zaman bir konuda değerli hissetmek. Evet, kesinlikle. Şimdi çocuklar, eğitimler, kısa seyahatler alanlarında enerjilerinizi harcıyorsunuz. Yurt dışı yollarınız bir süre daha kapalı. Düğümlerin 17'sinde terazi koç aksına geçmesiyle kariyerde başarılı olmak zorunda kalma ihtimaliniz çok yüksek. Kariyer ve aile hayatı arasındaki dengeyi çok sağlam oturtması gerekiyor yengeçlerin önümüzdeki 1-2 ay. Yani işte kariyere çok odaklandım, evi ihmal ettim, olmaz. Eve çok odaklandım, kariyeri ihmal ettim, olmaz. Bütün enerjinizi bu her ikisine de eşit şekilde yönetecek gibi ayarlayın. Kendinizi bu şekilde programlayın, hiçbirini ihmal etmeyin. Yani gerekirse gecede 3 saat uyuyun ama her ikisini de eşit götürmeniz gerekiyor. Denge esas yengeç burçları için. Evet. Yoksa şey olacak, sistemleri sallanacak diyeyim. Kurdukları sistem şey olacak. Bir dengesizliğe girecek yani. Şimdi Aslan Burcu'na geçiyorum. Şimdi para kazanmak için bu hafta en çok mücadele edenler aslanlar. Ama enerjiyi yanlış yerde harcıyorlar. Olan paralarını kaybetmemek için enerjiyi kullanmaları gerekiyor. Şimdi Venüs Retrosu'nun etkileri zaten özellikle aslanlarda çok hızlı bir şekilde başladı. İşte ilişkilerde durma, gelirlerde durma gibi gibi şeyler yaşamaya başladılar. Riskli yatırımlara kesinlikle girmeyin. Aslanlar çok severler riskli yatırımı. Aslında borsa gibi alanlarda şanslıdırlar zaten. O yüzden de kazandıkları için de devam ederler. Ama bu haftadan itibaren kesinlikle girmeyin. Riskli yatırımlar yapmayın. Maddi konulara çok dikkat edin. Olan paranızı korumaya çalışın. Bakın bu hafta daha fazlasını kazanamayabilirsiniz artık. Yani Venüs Retrosu sürecindeyiz. İşte ben niye bu hafta çok kazanmadım diye de üzülmenize de gerek yok. Venüs Retrosu etkileri, olan paranızı koruyun. Şimdi Merkür yarın sabah Aslan Burcu'na geçer geçmez zaten Mars da Başak'ta. Şimdi aslanlar çok fazla bir harcama dürtüsüne girebilirler. Yani lükse lüks düşebilirler. Seviyorlar çünkü evet. Yani işte mesela bir şey alıp iki gün sonra ben bunu niye aldım diye sorgulayabilirler. Çok anlamsız ve ihtiyaç harici bir şey olabilir gibi gibi harcamalarınıza çok dikkat edin. Özellikle aslan burçları. Venüs Retrosu'nda zaten hepimiz dikkat edeceğiz. Ama Venüs Aslan Retrosu Aslan Burçlarının üzerinde yani. Hani bu çok önemli. Orada retro size ihtiyacınız olmayan şeyleri aldırmak için böyle şey yapacak. İçeriden bir dürtü verecek. İşte AVM'ye girip aslında aklınızda hiç olmayan şeyleri alıp çıkabilirsiniz. Almayın, girmeyin. Mesela girmemek en doğrusu. Yani markete giderken işte liste yapın. Öyle gidin, ihtiyacınız harici bir şey almayın. Çünkü çok fazla boşa harcama yapma ihtimaliniz yüksek yani aslanlar için. İlişkiler? Aslanlar için. Şimdi önce bir seyahat planları var. Aslanlar biraz demlenmeye başlıyor artık. Düğümler boğadan akrep aksını bırakıp terazi koç aksına geçer geçmez. Şimdi biraz ruhlarını dinlesinler. Birkaç hafta bir sakin olsunlar.
bir rahatlasınlar, relax olsunlar. Yurt dışı seyahat planları yapabilirler. Sakin olsunlar. Olan yoğun tempoları artık sona eriyor. Çok koşturdular, çok savaştılar. Gerçekten 1,5 yıl sabit burçlar, kovalar, aslanlar, akrepler, boğalar. Hani böyle şey gerçekten hani ter döktüler. Şimdi bir sakin olun, relax olun, dinlenin. Retro süreçlerinde ne istediğinize karar verin. Ve bol bol işte çocukların eğitimiydi, seyahat planlarıydı. Hatta seyahate de çıkabilirler. Bunlarla geçirsinler süreci. Çok aktif olmaya çalışmasınlar. Çünkü parada ve ilişkilerde Venüs retrosu onları çok etkileyecek. Tam üstlerinde Venüs. Evet. Onları da uyardık güzel bir şekilde. Evet, bu şimdi, söylediklerimize tabii, dikkat ederlerse gezegeni, daha iyi geçirecekler inşallah retroyu. İlişki gezegeni retroya girince aslanların üzerinde olunca doğal olarak ilişkileri de bir stopa girdi. Ama şöyle bir şansları var. Eski aşkları, eski kırıkları geri dönüyor. Değerlendirmek istedikleri varsa değerlendirebilirler. Eski aşklarıyla tekrar gösterişli aşklar yaşayabilirler. Şimdi aslında Venüs daha önce Aslan'da 2015 Ağustos'unda yine retroya girmişti. Şimdi 30 yaşının üstündeki kişiler için bundan 8 yıl önce 2015 Ağustos'unda ilişkilerde ne yaşadıysanız doğum haritanız yine size aynı vaadi yaşatacak. İşte evlenmiş miydiniz, barışmış mıydınız, sevgili mi yapmıştınız, ayrılmış mıydınız? Bu Ağustos döneminde yaklaşık aynı potansiyelde geçireceksiniz. Hadi bakalım onlar için en hayırlısı olsun. Terazilerle devam edelim o zaman. Başak Burcu'na geçiyorum. Ah Başak, özür dilerim. Başa attım. Ben hemen kendi yükselenime biraz torpil geçmiş olabilirim. Evet, siz terazi yayından önce de sürekli sorunca bu her hafta yayın yapıyoruz artık. Sıralamadan gidelim istedim. Tabii ki. Lütfen. Şimdi Başak Burçları içsel bir aydınlanma dönemine giriyorlar. Maneviyat ve ruhunu dinleme onlara çok iyi gelecek. Sürekli çalışan zihinlerini meditasyon yaparak biraz dinlendirebilirler, susturabilirler. Önlerinde zaten Merkür Retrosu var 24 Ağustos'ta. Yani retroya girmeden önce zaten zihin aşırı çalışıyor. Şimdi Başak şeydir, kökü toprağın altındaki tek burçtur. Yani siz bana bir veri verdiniz mesela, ben Başak'ım. Ben şimdi o bilginin en derinine kadar öğrenmek ve araştırmak isterim. O cümle beni tatmin etmez yani. O yüzden sürekli bir zihin çalıştırırlar. Biraz meditasyonla zihinlerini sakinleştirsinler. Bu ara elleri şifa dağıtıyor. Birine masaj yaptıklarında bile şifayı ileteceklerdir. Tavsiye ederim. Ne güzel. Evet, Mars üzerlerinde Başak Burcu'na bugün 14.41'de geçmesiyle Mars üzerlerinde seyretmeye başlayacak. Mutlaka Başak Burçlarını mücadeleli durumlara sokacaktır. Mücadeleden çekinmeyin. Çünkü mücadelenin kazananı olabilirsiniz. Venüs Aslan Retrosu size pek dokunmuyor. Olan harcama ve yatırım düzeninize devam edebilirsiniz. Satürn Balık'tan karşıtlık aldığınız için kendinizi siz kendinizde nerede aşırıya kaçıyorsanız sistem orada size dur bakalım bir dakika yavaşla diyecektir zaten. O yüzden rahat olabilirler. Ruhlarını, dediğim gibi, yani işin sadedinde kendilerini dinlemeleri, ruhlarını dinlemeleri, ne istediklerine karar vermeleri çok önemli Başakların bu dönemde. Evet, retrodan az etkileniyorlar, onu anlıyoruz. Güzel evet. Bir şey bu. Şimdi aşk hayatlarına geçecek olursak daha çok platonik aşk yaşıyorlar aslında. Çok şey yapmıyorlar, cesaretleri yok aşka böyle birebir dalmaya, girmeye. Çoğu aşk kelimesini lügatından bile çıkarmış. Belki uzun bir aşk kurallarınızdan vazgeçmeniz gerekiyor aslında Başaklar için. Yani geleni yargılamadan, incelemeden, şimdi onlar biraz vesveseli, onun orasını beğenmiyor, birinin tırnağını beğenmiyor, birinin kaşını beğenmiyor, birinin gözünü beğenmiyor ve çok basit nedenlerden aşktan vazgeçiyor. Aslında belki de kendi seçiciliklerini Venüs retrosunda biraz düşürebilirler. Yani bir rahatlık, hani insanları olduğu gibi kabullenmek. Mesela sizin karşınızdakini o kadar yoğun eleştirmeniz aslında kendinizi eleştirdiğinizi gösteriyor. Öncelikle temelde kendini eleştirmeyi belki bir bırakması gerekiyor, değil mi Gülşah Hanım? Doğru söylüyorsun. Kişi neyse ilişkide onu yansıtıyor. İçindekini yansıtmak. Dışarı durumu. Şimdi aşkı bulmak da istiyorlar. Aslında evlilik yolları da açık. Ama önce bir hani kendilerini eleştirmeyi bırakırlarsa karşılarındakileri de eleştirmeyecekler. Ya da doğru dozda eleştir. Ya da eleştirinin ne olduğu da önemli.
Eleştiri yapmayı öğrenmekle başlamak iyi. Evet, tam temelden başlamak, evet. Tam. Hani temele inmeyi seviyorlar ya. Bir araştıralım eleştiri yapmak. Köküne inmeyi seviyorlar. Doğru söylediniz. Yengeç yeni ayı ile sosyal çevrelere giriş yapabilirler. Sosyal çevrede aşkı bulabilirler. Evlilik yolları açık. Sadece eleştiriye ve vesveseye fazla takılmasınlar. Peki astrolog Ece Çetin bugün Gülşah'la benim konuğumuz. Terazide kalmıştık değil mi? Evet, en son başakları enine boyuna konuştuk. Bakalım evet. Terazileri bu süreçte şimdi neler bekliyor? Venüs retrosundan en çok etkilenecek burçlardan biri de terazi. Sosyal çevrede kadın arkadaşlarla ilişkilerde sonlanmalar yaşayabilirler. Bazen limandan gitmek gerekir. Yani bitmesi gerekir. Çok zorlamamak, orta yolu bulmaya uğraşmamak gerekir. Bitmesi gerekir yani sadece. Hani bunu bir kabullenmeleri gerekiyor. Yanlış bir şey olmasına da gerek yok yani. Olması gereken oluyor sadece. Bazen bir koç gibi de masaya yumruğu vurmaları gerekiyor sevgili terazilerin. Yine sosyal çevrede eski tanıdıkları ile karşılaşabilir, tekrar görüşmeye başlayabilirler. Yengeç yeni ayı ile kariyer hayatında başlangıç şansları olacak. Mutlaka kullanın. Ruhsal ve fiziksel sağlıklarına dikkat etmeleri gerek. Negatif düşünce kalıplarınızı yeniden kodlamanız lazım. Yani işte bu iş zaten olmaz, ben bunu yapamam, onu edemem. Hayır, her şeyi yapabilirsiniz. Bunları kendinize bir telkin etmeniz, bir söylemeniz gerekiyor. Yeni iş girişimleri Yengeç yeni ayına onay verse de Venüs retrosu 23 Temmuz'dan itibaren yeni iş girişimlerini kesinlikle tavsiye etmiyorum. Önce kendinize adil olmanızı tavsiye ediyorum teraziler için. Yani ilişkilerde dengeyi bulmak için önce kişinin kendi içinde dengeye gelmesi gerekir. O yüzden önce kendinize adil olun, sonra etrafınıza adil olun diyorum. Düğümlerin 17'sinde terazi koç aksına geçmesiyle sizler için çok kadersel bir dönem başlıyor. Yine koçlar gibi. Ortaklık evliliklerde dengeyi sağlamak, adil olmak çok önemli olacak bu dönem. Bu hafta yatırım konuları ve seyahatler gündeminizde olacak. Çocukların eğitim konularıyla ilgileniyorsunuz, çok yoğunsunuz. 1,5 yıl içinde bekar olan teraziler için ve koçlar için kesinlikle kadersel bir şekilde evlilik yoluna gireceksiniz. Ece Hanım bizi evlendirmeden gitmeyecek. O yüzden hemen bu hafta acil bir şey beklemeyin. Venüs retrosunda da sakin geçirin. Sisteminizi kurun, hazır olun. Evleneceğiniz kişi sizin karşınıza çıkacak. Peki. Hayırlarla çıksınlar o zaman. Amin. Akrep Burcu'na geçiyorum. Evet. Nihayet kadersel düğümler 0 dereceye geldi ve boğa ve akreplerin 1,5 yıldır süren çilesi, sınavları, ölüp ölüp yeniden dirilmesi, küllerinden yeniden doğması hepsi bir yoluna girdi. Bu haftayı çok sakin ve sükunetli geçirsinler. Özellikle aslan ve kovaları da buna dahil ediyorum. En çok akrepler yıprandı ama işlerinde. Artık eski akrepler değil onlar. Yepyeni bir kimlik oluşturdular. 9 yıllık bir yeni bir sürece başlıyorlar düğümlerin aks değiştirmesiyle birlikte. Son haftada kendinizi iyice demleyin. Güzelce ruhunuzu dinleyin. Ayda kapanan fazla zaten pazartesi akşama kadar. Rahat rahat hayatın keyfini çıkarın. İç sesinizi odaklanın. Hiçbir şey için yeni başlangıç yapmanız gerekmiyor sevgili akrepler. Özellikle Jüpiter karşınızdan, boğada sizin karşınızdan geçtiği için kendi benliğini büyüt, kendini ortaya koy, kendini ifade et, kendini geliştir diyor. O yüzden şu an kimse için bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Ama şöyle, aşk hayatlarında kendilerini artık düğümler aks değiştirir değiştirmez, terazi koç aksına geçer geçmez önümüzdeki haftadan itibaren zaten aşka aşık bir şekilde önümüzdeki 1,5 yılı geçirebilirler. Hemen çok acele etmeyin, işte biraz retro süreçleri var. Yani zaten onlar hazır hale geldi yani. Çok hırpalandılar, dibi gördüler. Şimdi o dipten yeniden çıkıp hayata yeniden tutunuyorlar. Yeniden başlıyorlar. Çok pozitif bir dönemdeler aslında. Harika, akrepler dirilişin tadını çıkarsınlar o zaman bu evet, süreçte. Evet, en çok akrepler yıprandı sözünü yazıyorum yani buraya. Kesinlikle 28 Ekim'de boğada son bir ay tutulması kaldı. O akrepleri çok olumlu etkileyecek. Yani onların son bir basamak çıkışları olacak. Sonrasında 28 Ekim'den sonra çok özgür olacaklar. Harika akrepler, çok güzel haberler geldi sizler için. İnşallah hepiniz bu güzellikleri yaşarsınız. Evet, kariyer hedeflerini gözden geçirmeyi unutmasınlar yalnız akrepler.
Şimdi Yay burcuna geçiyorum. Bu hafta maddiyattan yana şansları devam ediyor. Hatta hafta sonu şans oyunlarında daha da bir katlayabilirler. Krediler, borçlar gibi alanlardan destek görüyorlar. Çok kolay ödüyorlar bu hafta. İşte gezmeyi çok seviyorsunuz ama önümüzdeki hafta Venüs Retrosu ile birlikte işte uluslararası seyahatler alanında biraz sınırlama gelebiliyor Yay burçlarına. Veya işte yurt dışından arkadaşım gelecekti. Venüs Retrosu süresince aksayabilir, gelemeyebilir gibi durumlar yaşayabilirler. Kariyerde savaş vermeler, işte mevkiinizi korumak için mücadele etmeler, diğerlerinin ayağını kaydırmalar mümkün yaylar için. Yaylar kaydırıyor yalnız. Sağlık durumlarını ihmal etmesinler, gelirlerini sağlam yatırımlara yöneltsinler. Bu çok önemli. Yani tamam, evet, akıyor da siz orada gezip burada harman savurursanız o paranın gelmesinin bir anlamı kalmaz. Önemli olan parayı tutmaktır, yaylar için söylüyorum. Ayağını yere sağlam basan yatırımlara yönelsinler her zaman. Sosyal medyadan Venüs Retrosu boyunca alışveriş yaparken çok dikkatli olsunlar. Kredi kartları hacklenebilir, sosyal medya hesapları hacklenebilir. Bunlara özellikle yaylar çok dikkat etsinler. Geçmişten gelen hukuksal konuları Venüs Retrosu'nda yine ortaya çıkacak. İşte bir dava vardı, süre gelen, işte o tekrar edebilir. Tekrar dava açılabilir. Veya unuttuğunuz bazı işte hukuksal durumlar, sorunlar vardır. Bu konularla ilgili retro döneminde dava açılabilir gibi gibi. Şeylere dikkat etsinler durumda. Evet, harika. Yayları da uyardık. Olumlu şeylerini de söyledik. Sıradaki burçla devam edelim. Evet, sağlamcı Oğlak burcuna geçelim. Şimdi geçen haftaki dolunayla zaten güzel başlangıçlar, güzel sonlanmalar yaptılar. Ama şöyle, Oğlaklar sürekli çok çalıştığı için biraz yorgunlar. Venüs Retrosu süresince paranız değerlenmeyebilir sevgili Oğlaklar. Uzun beklemeniz gerekebilir. Bu ara riskli yatırımlara kesinlikle yönelmeyin. Size en iyi gelecek şey bir yurt dışı seyahati. Alın valizinizi, kimseye söylemeden bir hafta, iki hafta çekin gidin, keyfinize bakın. Gezin, tozun, dinlenin. Çok yoruldunuz. Zaten döndüğünüz zaman kardeşler, kuzenler, komşular alanlarından sorunlar yaşamaya başlayacaksınız. Kısa eğitimlere artık son verebilirsiniz. Yeterince eğitim aldınız, kendinizi yetiştirdiniz. Düğümlerin aks değiştirmesiyle kariyere biraz mesafe koyarak biraz daha aile bağlarını güçlendirmeye yönelmeleri gerekiyor. Şimdi Oğlak çok şeydir, çok kariyercidir. Önceliği her zaman kariyerdi. İşte aileyle nasıl olsa ilgilenirim, nasıl olsa yaparım derken şimdi aileyle ilgilenme zamanına geliyor yavaş yavaş. Hatta motive olmaya çalışsın, tatilden dönüşte ailesine biraz daha odaklansın. Taşınma ve yeni düzen kurma durumları var. Eğer yeni aile kuruyorsanız ve Oğlaksanız önceliğiniz aileniz olsun, kariyeri birazcık ikinci plana itin, hatta çok iyi olur. Evlilik şansları zaten devam ediyor. Geçen hafta söylemiştik. 17'sindeki yengeç yeni ayından ayın 23'üne kadar düğün, nişan, nikah, tören yapabilirler. Yeni kurduğu ailenin oğlağın ilgisine ihtiyacı var. Mutlaka ilgilensin. Eski kırıkları Venüs Retrosu'nda dönecektir. Özellikle Oğlaklar için çok prim vereceklerini sanmıyorum eski kırıklara, hayırlısı. Evet, bayağı her burç için neredeyse tüm dönüşler, dönüş kapıları açık ama bakalım nasıl değerlendirecek herkes. En çok herkes. İkizlere dönecek. Kova burcuna geçiyoruz. Şimdi kovalar da çok çekti gerçekten. Ruhsal olarak kendilerini yeniden revize edip hayatla uyumlu hale gelmeleri gerekiyor. Şimdi burada bu dünyada bir yaşam düzeni var ama kovaların kafasındaki yaşam düzeni onun çok daha ilerisinde, çok daha ötesinde. Biraz beyni yavaşlatıp, hava burcu olduğu için biraz beyni yavaşlatıp hani biraz daha dünyaya uyumlu bir hale gelmeleri onlar için çok avantaj olur. Riskli yatırımlara kesinlikle girmesinler. Kendi ruhlarını revize etmeye çalışsınlar. Yani aslında evet, kafam çok çalışıyor, beynim, merkürüm acayip iyi durumda ama hani peki benim ruhsal durumum ne halde? Bir sorgulasınlar, bir içe dönsünler. Bu hafta zaten bir içe dönme, kendini revize etme dönemindeyiz. Haftaya pazartesi akşama kadar ay giderek küçülüyor ve daha çok böyle ruh içeriden bağırmaya başlar bu dönemlerde. Şimdi yeni ayla biz çok aktif bir günlük hayat yaşamaya başlarız. Ama dolunaydan sonra yeni aya doğru, özellikle son hafta, bu hafta içe dönmemiz, kendi isteklerimizi seçmemiz, bilmemiz. Peki benim işte merkürüm, aklım, fikrim bunu istiyor da ruhum ne istiyor diye bir sorgulamamız çok önemli. Kovalar da böyle bir haftadalar. Ortaklı işler ve
finansal kazanımlar için şanslılar. Sağlık sorunlarını yengeç yeni ayı ile önümüzdeki pazartesiden sonra mutlaka revize etsinler. Düğümlerin aks değiştirmesi, teraziden koça geçmesi yine haftaya pazartesiden sonra eğitimlerine, yurt dışı açılmalara, üniversite kariyerine önem verebilirler. Aşk hayatlarına gelirsek, şimdi evliliği düşünme ve icraata geçme zamanlarındalar. Venüs retrosunda eski eş ve sevgilileri kesinlikle değerlerini anlamış olarak geri dönecek kovalarında ikizler gibi. Ortaklıklarda sıkıntı yaşayabilirler. Ortaklık anlaşmalarını bir revize etsinler. Venüs retrosunda şartları tekrar gözden geçirip gerekirse yeni şartlar, yeni anlaşmalar yapmaları gerekebilir. Sonbaharda daha hareketli bir özel hayatları olacak. Kovalar için de janjanlı bir zaman. Bütün bunlardan onu anlıyorum ve son burcumuz balıklarla devam edelim. Evet, en sevdiğim balıklar. Venüs retrosunda çalışma arkadaşlarıyla araları açılabilir. Bazı çalışma arkadaşlarıyla yolları ayrılabilir balıkların. Şimdi onlar sağlık konularında bir rahatsızlığın tekrarını yaşayabilirler. Ya atıyorum işte ne bileyim ayak parmağım çarpmıştım işte kırılmıştı tekrar kırılabilir gibi. Orayı tedavi mutlaka etmelisiniz. İşte migren atakları tutabilir tekrardan gibi tedavi olabilirsiniz. Sağlıklı bir benlik oluşturma sürecindeler. Bu hafta balıklar için iyi bir hafta. Ortaya bir duruş koymayı öğreniyorlar. Gelir kaynaklarını çoğaltmaya yönelebilirler. Yani işte bana işte annem para veriyor, babam para veriyor, işte kardeşim bana bakıyor. Ama peki benim kendi gelirim nerede? Kendilerine gelir kaynağı oluşturup işe girebilirler, kariyer yapabilirler, toplum önünde bir statüleri olsun. Onlar için çok iyi olacak. Yani işte onlara zaten akıyor ya her yerden. Şimdi o yüzden boş vermesinler. Kendi kariyerlerini yapsınlar. Tamam evet akıyor çok güzel bir şey. Yani gözümüz yok Allah daha çok versin. Ama kendi gelirleri de artı olursa daha da bir rahat edecekler. Ve statüleri yükseldiği zaman daha büyük şanslar, kapılar onlara daha güzel açılabilir. Ondan sonra çocukların eğitim konuları, miras konularında bu hafta şansları var. Aşk konularında zaten şansları saymakla bitmiyor. Eş olmak, çocuk yapmak konularını biraz yengeç yeni ayı ile bir arka plana itip biraz daha kariyere yine odaklanmalarını ben tavsiye ediyorum. Çünkü evli ve ortağı olan balıklar özellikle eşle mücadeleli bir döneme giriyorlar zaten. Şimdi kariyer onların özel hayatlarındaki aksamaları tolere edecektir. Yani tamam evde sorun var ama ben sabah nasıl olsa kapıyı çekip çıkıyorum durumu onları rahatlatacaktır yani. O yüzden bir işleri olmalı. Evet, son olarak şunu sorayım. Bu aralar evlenmeyi düşünen burçlar vardır mutlaka, kişiler vardır. Yaz dönemi ne zamana kadar beklemeleri gerekiyor onların? Şimdi 23'üne kadar evlendiniz. Nikah, geçen hafta da konuşmuştuk. Nikah yapsanız da olur. Düğünü işte Venüs Retrosu süresince yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Akit önemli değil mi? Yani imza atmanın retroda olmaması önemli. Evet. Sözleşme, yazışma, anlaşma. Evlilik de bir tür ortaklıktır aslında. O yüzden hani Merkür retrosuna, Venüs retrosuna getirmemek çok önemlidir. Oradaki işte sevgi bereketi, maddi bereket gibi şeylere Venüs retrosu mesela engel olur. Şimdi evlilikte sevgi ilerlemezse, işte maddi bereket olmazsa da çok kolay temelleri sarsılır değil mi Gülşah Hanım? Tabii ki. Yani bunlar da uyaranlardan bir tanesi diyebiliriz. Birçok faktörü var evliliğin ama bunlar da o faktörlerden. Evet. O yüzden Venüs retrosu bizim bu durumlarımızı sarsacaktır. Bu dönemde yapılan evliliklerde işte bir temelde bir şey eksiklikle yani başlamış olacaktır. O yüzden bitişe kolay gider. Bu konulara çok dikkat etsinler. Merkür retrosu da 24 Ağustos'ta başlayacak. Zaten 15 Eylül'e kadar anlaşma, sözleşme, yazışma her şey aksayacak. İletişim, işte mesajlarımızı yanlış kişiye yollayacağız, mailleri yanlış kişilere atacağız. Böyle bir karman çorman trafik, her şey çok yoğun ama kimse sonuca ulaşamıyor durumu. Evet, hakikaten o dönemler attığımız mesajlara çok çok dikkat etmek gerekiyor. Bir de elektronik eşyalar alırken değil mi? Arabada evet, belki arızalar. Buna dair.
o zaman almamak gerekiyor. Tabii, bilgilerimizi mutlaka Merkür Retrosu'ndan önce yedeklemeliyiz. İşte bu da şey, bunu Venüs Retrosu'na uyarlarsam, yani mesela sevgi dilimizi beklemeye almalıyız. Sevgi dilimizi bir süre kullanmayalım, çok çalıştırmayalım. Bir beklemeye, stopa girsin. Biz kendi içimizde, hani ben nasıl mutlu oluyorum? İşte karşımdaki insanlar beni seviyor mu? Ben onları yeterince sevebiliyor muyum? Biz bir alışveriş, bir denge içinde miyiz? Aldığım kadarını verebiliyor muyum? Verdiğim kadarını alabiliyor muyum? Gibi gibi sorgulamalara gireceğimiz bir revizyon dönemidir aslında. Evet, bir de dolandırıcılara karşı uyarmıştınız. Bunu da tekrar edelim değil mi bu süreçte? Evet, evet. Dün gece Merkür-Neptün üçgeni vardı. Bu hafta dolandırıcılık konuları zaten aktif. İşte kredi kartlarınız çalınabilir, sosyal medya hesaplarınız hacklenebilir. Çok dikkat edin, uzun şifreler belirleyin. Çalınamayacak, kırılamayacak uzun şifreler belirleyin. Özellikle yay burçları için internet alışverişlerinde kullandıkları kredi kartlarına çok dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Harika bilgiler verdiniz. Çok önemli noktalara Ece Hanım dikkat çekti. O zaman yeniden görüşmek dileğiyle. Haftaya görüşmek üzere. Evet.